31 Ocak Pazartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Mehmet Ali Güller, ABD'nin Almanya sorunu. Washington'un Rusya-Ukrayna'yı işgal edecek senaryosu, Moskova'nın defalarca yalanlamasına ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un son olarak Ukrayna ile savaş istemiyoruz, bu bize bağlıysa savaş olmayacak demesine rağmen sürüyor. En başından beri söylediğimiz gibi Amerikan emperyalizmi Rusya işgal edecek senaryosunu kendi işgalini örtmenin kampanyası olarak kullanıyor. Amerika Rusya işgal edecek korkusu üzerinden NATO aracılığıyla Doğu Avrupa'nın tamamına yerleşme peşinde. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, NATO mukabele gücünün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdiklerini açıkladı. Son olarak Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerikan askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim dedi. Putin yönetiminin Amerika NATO'ya temel itirazı da Rusya sınırlarına daha fazla yanaşmaması zaten. Amerika'nın kampanyası en çok Ukrayna'ya zarar veriyor. Savaş çıktı çıkacak iklim altındaki bir ülkede günlük işler bile aksar. Nitekim Kiev yönetimi bu gerçekle yüzleşmeye başlamış görünüyor. Önce Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov şu mesajı verdi. Askeri anlamda Rusya sınırında geçen yılın ilk bar dönemine kıyasla önemli ölçüde farklı hiçbir askeri olay veya eylem yok. Ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski konuştu savaş çıkacakmış gibi gösterilmesi ekonomimize zarar veriyor. Rusya ile daha önce yaşadığımız gerginlikten fazlasını görmüyoruz. Ancak Kiev yönetiminin bu çarkının sadece savaş çıkacak ikliminin doğurduğu olumsuzluklar nedeniyle olmadığı anlaşılıyor. Kiev yönetimi Rusya'nın kararlı duruşu karşısında Amerika NATO'nun daha ileriye gidemeyeceğini hatta Rusya ile anlaşmak zorunda kalabileceğini düşünüyor. Amerika'nın daha ileri gidememesinin en önemli nedeni Rusya'nın kararlılığıysa bir diğer nedeni de Almanya'nın ve Fransa'nın filnidir. Amerika'nın ana stratejisi Çin-Rusya ittifakına karşı Amerika Avrupa Birliği-Hindistan bloku oluşturabilmek. Batı'da Avrupa Birliği ile Rusya'nın cepheleştiği şartlarda da Doğu'da Hindistan takviyesiyle Çini hedef almak. Biden yönetiminin transatlantik ilişkileri restore etmek diye önüne koyduğu politika işte bu strateji için. NATO'da restorasyonun aracı olarak kullanılmaya çalışılıyor. Ancak Almanya, Rusya ve Çin'le iyi ilişkilerini sürdürmek istiyor. Ayrıca Almanya ve Fransa yeni bir dünya kurulurken Amerika'dan stratejik özellik ilan etmeye çalışıyor. Dolayısıyla Amerika açısından Ukrayna krizi aynı zamanda Almanya sorunudur. Almanya ile Rusya arasındaki kuzey akım iki boru hattıdır, enerji savaşıdır, dolar avro çelişmesidir, Alman-Fransa sermayesi ile Amerikan-İngiliz sermayesi arasındaki çekişmedir, Avrupa'yı denetimde tutmayı sürdürebilme mücadelesidir. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya öldürücü silah ihracatını desteklemiyoruz demesi ve Fransa ile birlikte NATO içinde Ukrayna konusunda farklı bir çizgi izlemesi. Kiev yönetimini hayal kırıklığına uğrattı. Öyle ki bu tablo karşısında Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov şu tehdidi bile savurdu. Almanya Rus saldırganlığı konusundaki tutumunu değiştirmezse yeniden eski Doğu Almanya Cumhuriyeti'nin kurulması durumuyla karşılaşabilir. Kuşkusuz bunu Kiev'in değil Washington'un tehdidi olarak okumalıyız. Nitekim Amerika nüfuzu altındaki başka Doğu Avrupa ülkelerinden de Almanya'ya suçlamalar geliyor. Örneğin, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Çin ve Rusya ile ilişkileri nedeniyle Almanya'yı ahlaksız ve ikiyüzlü diye suçladı. Pabriks, Almanya'nın Çin ve Rusya ile ilişkilerinin doğu ve batı Avrupa arasında anlaşmazlıklara yol açtığını savundu. Sonuçları itibariyle transatlantik ilişkileri restore etme hedefiyle yola çıkan Biden yönetimi, Rusya karşıtı Ukrayna cephesi inşa etme politikasıyla ilişkileri restore edemediği gibi Avrupa'yı da Batı ve Doğu Avrupa diye bölmüş oldu.